Hazreti Şuayb, Medyen ve Eyke Halkı. Arap Yarımadası'nın kuzeybatısında, Hicaz'la Filistin arasında, yeşillikler arasında şirin, güzel, büyük bir şehir vardı. Buranın adı Medyen idi. Hindistan'dan gelip Mısır, Cezayir ve Tunus'a giden kervanlar bu yolu kullandıkları için bu şehir ekonomik açıdan iyi durumdaydı. Medyen'e yakın Kızıldeniz sahilinde başka bir şehir daha vardı. Buraya da Eyke adı verilmişti. Eyke ve Medyen o zamanın en zengin şehirlerindendi. Bu zenginliği hile ile ve haram yollarla kazanmışlardı. Şehir halkı buraya gelen kavimlerden ve kervanlardan haksız kazançlar elde ediyorlardı. Şehre girişte kayaların arasında bulunan dar bir geçitte kervanları bozguna uğratıyor, yağmalıyor, ellerindekileri zorla alıyorlardı. Karşı koyanlar ise canlarından oluyordu. Gelen kervanlar sattıkları malların karşılığını alamıyorlardı. Medyen halkı dürüst değildi. Kavgacı bir halleri vardı. Bazen kendi aralarında bile kavga ediyorlardı. Kendi yaptıkları putlara tapıyorlardı. Dürüst olmayan, hile ile iş yapan bu topluluğa Hazreti Şuayb peygamber olarak gönderildi. Hazreti Şuayb, Hazreti İbrahim'in torunlarından Mikail'in oğluydu. Annesi ise Hazreti Lut'un kızıydı. Hazreti Şuayb aynı zamanda Hazreti Musa'nın kayınpederiydi. Kızı Safura'yı Hazreti Musa ile evlendirmişti. Yüce Allah'tan Hazreti Şuayb'e kitap veya sahife gönderilmemişti. O, Adem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri okumuş ve onlarla insanları doğru yola çağırmıştı. Hazreti Şuayb çok güzel ve etkileyici konuşurdu. İnsanları güzel söz ve nasihatlerle aydınlatmaya çalışmıştı. Hazreti Şuayb, Yüce Allah'ın kendisine bildirdiklerini Medyenlilere anlattığında onu dalga geçer gibi dinlemiş ve inanmamışlardı. Hazreti Şuayb'ın peygamber olarak Medyen'e gönderilmesi ve Medyenlilerle mücadelesi Kur'an'da şöyle bildirilir. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdi. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan insanlar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir. Ve her yolun başında oturup da tehdit ederek insanları Allah yolundan çevirmeye ve o Allah yolunu eğritmeye çalışmayın. Düşünün ki siz az idiniz. O sizi çoğalttı ve bakın bozguncuların sonu nasıl oldu. Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilene inanmış, bir kısmı da inanmamış ise Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Hazreti Şuayb, Medyen halkını Allah'a kulluk etmeye, insanlara saygılı olmaya, her türlü bozgunculuktan uzak durmaya ve bu yolda sabırla hareket etmeye davet ediyordu. Fakat Medyen halkı Hazreti Şuayb'in nasihatlerini dinlemiyor, kötü hareketlerinde daha da ileri gidiyordu. Onların bu isyanları ve içine düştükleri yanlışlıklar Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Dediler ki, ey Şuayb, senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni mutlaka taşlarla öldürürdük. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün yoktur.
Şuayb aleyhisselam onların bu taşkınlıklarına karşı nasihat ederek onları büyük bir azap ile korkutmuştu. Şuayb onlara de ki, ey kavmim, size göre kabilem Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Şüphesiz Rabbim yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ondan bir şey gizli kalmaz. Hazreti Şuayb bıkmadan, usanmadan büyük bir sabırla Medyenlileri ibadete çağırıyor, hak dinine davet ediyordu. Hazreti Şuayb, benim Rabbim her şeye kadirdir. Birkaç akrabama değil, Allah'a güveniyor, ona sığınıyorum. Elinizden geleni geri bırakmayın. Sözleriyle onları son defa uyarıp kendisine inananlarla Medyen'i terk etmişti. Ey kavmim! Olduğunuz yerde yaptığınızı yapın. Ben de yapıyorum. Yakında kime azabın gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber gözetmekteyim. Hud 92-93. Hazreti Şuayb'in ayrılışından sonra Medyen halkı bir gece korkunç bir gürültü ile yataklarından fırlamışlardı. Korkunç ses büyük bir depremin habercisiydi. Hiçbir yere kaçamadılar. Yüce Allah'ın cezası çok şiddetli olmuştu. Tek canlı dahi kalmamıştı. Her türlü mücadelede uyarı ve nasihate rağmen Allah'ın emirlerini dinlemeyen, zulüm, taşkınlık ve kötülükte ısrar eden Medyen halkı azabı hak etmişti. Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi, yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar, işte ziyana uğrayanlar onlar oldular. Medyen halkı Allah'a inanmayanların ve taşkınlık yapanların kaçınılmaz sonu olan azaba uğradıktan sonra Hazreti Şuayb onlara acımıştı. Bu durum Kur'an'da şöyle bildirilmişti. Şuayb onlardan yüz çevirdi ve dedi ki, ey kavmim, ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Hazreti Şuayb, Medyenlerle beraber Eyke halkına da peygamber olarak gönderilmişti. Onlarla da önemli mücadelelerde bulundu. Onlarla olan mücadelesi ve onların isyankarlığı Kur'an'da şöyle özetlenmekteydi. Eyke halkı da zalim kimselerdi. Eyke halkı da gönderilen elçileri yalanlamıştı. Şuayb peygamber onlara demişti ki, Allah'ın azabından korunmaz mısınız? Ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. Eykeliler Şuayb aleyhisselamın söylediklerine karşı ters davranıyor, söz dinlemeyerek isyan ediyorlardı. Hatta Şuayb aleyhisselama hakaret ediyorlardı. Onların bu isyanı Kur'an'da şöyle dile getirilmişti. Dediler, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insansın. Biz seni mutlaka yalancılardan sanıyoruz. Eykeliler bununla da yetinmeyerek azap isteyecek kadar ileri gitmişlerdi. Eğer doğru söyleyenlerden isen, o halde üzerimize gökten parçalar düşür diyerek Şuayb aleyhisselama meydan okumuşlardı. Şuayb aleyhisselam onlara şöyle cevap vermişti.
Rabbim yaptığınızı daha iyi bilir. Yüce Allah da onlara gönderilen azabı şöyle haber veriyordu. Onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda bir ibret vardır. Ama yine çokları inanmazlar. Eykeller azap isteyince güneş 7 gün müthiş bir sıcaklık yaymıştı. Sonra gökyüzünde bir bulut belirmiş ve serin bir rüzgar esmişti. Eykeller bulutun gölgesinde toplanmışlardı. Birden o buluttan bir ateş inmiş ve Eyke halkı da yeryüzünden silinmişti. Medyen ve Eyke halkı Allah'ı dinlememiş, peygambere uymamış, yanlış yollara sapmış ve kendilerine gönderilen Hazreti Şuayb'ın söylediklerini dinlemeyerek helak olmuşlardı. Hazreti Şuayb aleyhisselam ise kendisine uyanlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşmişti. Hazreti Şuayb aleyhisselam hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmiş ve Mekke'de vefat etmiştir.